Olay Televizyonu'ndan herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün bir Spor Ekstra programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü branşımız rally sporu. Rally sporunu ele aldık. Sizlere rally'nin en ince ayrıntılarını aktaracağız. Aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Yeşil Bursa Rally'si de şu sıralarda Bursa'da gerçekleşiyor. Gerçekten Türkiye ve Bursa adına çok büyük ve güzel bir organizasyon olacak. Tabii bu organizasyonlar da rally sporunun gelişimi adına çok önemli etkinlikler. Biz de gerek rally pilotlarımızla gerek de yetkili isimlerle güzel sohbetlerimiz olacak. Sizlere olabildiğince rally sporunun en ince ayrıntılarını aktaracağız. Spor Ekstra başlıyor. Genel olarak bu organizasyonla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Organizasyonumuz şehrimizin 43.sü yapılıyor. Bu organizasyonda Atış Yapı sponsorluğunda ve Nilüfer Belediyesi'nin katkıları çok oldu. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sizce bu organizasyonun Bursa'da düzenlenmesi, Bursa'daki rally prestiji açısından nasıl bir etki yaratıyor? Şimdi bu Bursa'mızda senelerdir yapılan bir spor ve Bursa'mızdan şampiyonlarımız var ve Bursa'da sevilen bir spor bu. Bunu daha da ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağız, bakalım göreceğiz. Rally sevenler için genç sporcularımız olabilir, rally ile ilgilenmek isteyenler olabilir. Onlar için genel olarak bir mesaj vermek ister misiniz? Tabii bize ulaşabilirler Bostek sayfamızdan. Yapılacak organizasyonlarımızı orada yayınlıyoruz. Çok güzel bir organizasyonun ana sponsorluğunu yürütüyorsunuz. Hem Türkiye adına hem de Bursa adına gerçekten güzel bir organizasyon olacak. Bu organizasyonun süreçlerini kısaca sizden bir dinleyebilir miyiz? Bizim spora ve diğer branşlarda sponsorluk ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri olarak değerlendirdiğimiz konularda destek olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda da motor sporlarıyla alakalı da 43. Yeşil Bursa Rally'si tarihi ve sürekliliği devam eden bir organizasyona biz de karınca kararınca destek olmak istedik. O yüzden böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmaktan biz de firmamız adına oldukça mutluyuz. Bu organizasyona ilgiyi nasıl görüyorsunuz? İlgi oldukça iyi. Bizim yaptığımız sosyal... Yani tahmin ediyor muydunuz bu kadar ilgi olacağını bu işe başladığınızda? Açıkçası motor sporlarına olan ilgi ve alaka oldukça yüksek. Bizim bir beklentimiz bu konuda vardı. Sosyal medyadan tanıtımını başladığımız süreçten itibaren videolarımız, kliplerimiz, tanıtımlarımız oldukça beğeni topluyor. Ve bunların da geri dönüşümlerini alıyoruz. Aslında daha da fazla önümüzdeki yıllarda bu ilginin artacağını düşünebiliriz. Yeter ki spora olan destek ve bununla alakalı ilave yapılması gereken bütün çalışmalar bizim ve bizim gibi firmalar tarafından yapılsın. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı ile birlikteyiz. Eski rally pilotu olarak hem de rally şampiyonu olarak sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yarışı? Tabii Yeşil Bursa Türkiye Rally Şampiyonası için çok önemli. Hatta en önemli yarışlardan bir tanesi diyebilirim. Hem 43 yıldır süre gelen bir yarış olması hem de Bursa'nın otomobil sporuna çok sevdalı olmasından dolayı en çok seyircinin olduğu yarışlar genelde Bursa'da olur. Tabii ki ben de eski bir sporcu olarak yeni bir federasyon başkanıyım tabii. 2,5 yıl oldu ama hala aynı heyecan duyuyorum çocuklar adına. Bence çok güzel bir yarış olacak. Özellikle Bostek'teki değişimin, Mete Palan'ın yeniden başkan olması büyük bir heyecan getirdi. Bu tür değişimler her zaman heyecan getirir her yerde. Dolayısıyla bu yarışa çok iyi hazırlandıklarını görüyorum. Bursa'lı spor severlere güzel bir görsel şölen seyredeceklerini düşünüyorum. Peki dedik ya uzun yıllardan beri burada düzenleniyor. Spor için istikrar önemli değil mi? Tabii ki, yani netice itibariyle istikrar zaten en önemli şey. 43 yıldır bir spor organizasyonu bir şehirde düzenleniyorsa
müthiş bir istikrar var ve istek var demektir. Bostek de zaten Bursa'nın en köklü kulüplerinden. Hala yaşıyor olması ve sporun Bursa'da bu şekilde devam ediyor olması müthiş bir şey. Dediğim gibi Bursa bu konuda hakikaten bence en öncü kulüplerden biri ve yarış olarak baktığınız zaman da kalite olarak da en kaliteli yarışlardan biri diyebilirim. Peki rally sporunun gelişmesi açısından bu tür organizasyonlar tabii ki de olumlu yönde oluyor değil mi? Tabii ki yani netice itibariyle bu spor, otomobil sporu baktığınız zaman yani şu anda çok çok önemli bir yer alıyor dünyada. Niye? Bugün arabalarınızdaki olan bütün o işte ASR, CRS, CSR otomobil sporcuları tarafından geliştirilen oraya oradaki beyin yani işte araba kaydığında araba bir hareket yapıyorsa o bir sporcu ne beyin yaparsa o hareketi yaparsa onu yüklüyorlar. Aslında dünyadaki Ar-Ge için çok önemli. Kazaları önleyen bir şey baktığınız zaman. Tabii ki dünyada bunu bu şekilde yapıyorlar. Ülkelerde de bizim artık yani dünyaya da bir pilot çıkartmamız lazım. Baktığınız zaman işte çok şükür ki şu anda Ayhan Can'ın müthiş bir başarısı var. Yani ben dünya şampiyonu olacağına inanıyorum çok kısa bir zaman içinde. Yani bizim artık böyle bir dünya şampiyonu çıkarma zamanımız geldi ki en azından biz de artık otomobil sporuna bu Avrupalılar, işte Amerikalılar gibi girebilelim. Çünkü onlardan çok gerideyiz gerçekten. Bir şekilde bizi aralarına alabilmeleri için bizim o sporcuları çıkarmamız lazım artık. Organizasyonlardan daha çok sporculara çok önem veriyorum ben. Ama bu tür organizasyonlar olmalı ki biz de bu çocukları keşfedebilmeliyiz. Dolayısıyla... Değerli izleyenler, Dünya Rally Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Eylül ayında Marmaris'te yapılacak. Serkan Bey de bu organizasyon yapılması için gerçekten büyük destek ve önem verdiniz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Aslında tabii biz yani bir mücadele verdik ama yani neticede bu organizasyon ülkemize gelmesi tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu organizasyon evet demesiyle olmuştur. Biz de görevimizi yerine getirdik ve hakikaten aldık, zor bir zamandı yani geçen sene bunu almak için ama aldık, kaptık. Şimdi bu sene o organizasyonu da iyi yapabilirsek bizim için, ülkemiz için çok önemli. Şimdi bu büyük organizasyonların önemi şu, ülkeyi tanıtmak adına Formula 1 olsun, Dünya Rally Şampiyonası olsun, MotoGP olsun bunlar ülkeyi tanıtım adına müthiş önemli şeyler. Ama dediğim gibi ben bunları yaparken aynı zamanda sporcu çıkarmamız lazım. Mutlaka dünyada benim en azından bu başkanlığım süresinde bir tane sporcu, en kötü bir tane sporcuyu dünya arasında görmek istiyorum. O çok çok önemli. Yapamadığımız bir şey çünkü bugüne kadar. Bugün baktığınızda işte bir Kenan Sofoğlu'nun dünyadaki başarının ne kadar etki ettiğini görüyoruz spora. Dolayısıyla ben bundan sonraki dönemde motorsporlarının bir ivmeyle çıkışa kalacağını düşünüyorum. Ben biraz sporcu kişiliğinize dönmek istiyorum. Bu rally sporuna başlamak isteyenler için sormak istiyorum. Yarışları izlediğinizde sizin eski zamanlarınızda yarıştığınız zamandaki o aynı heyecanla mı, o aynı adrenalinle mi izliyorsunuz? Yani tabii ki biz seyrederken her zaman aynı adrenalinle mi bilmiyorum. Yarışarak, yarışmak ve seyretmek farklı şeyler ama şimdi işin tabii organizatör tarafındayız. Biz gençlere tabii bizim zamanımızda yapılmayan şeyleri yaptık. Bugün bir Tosvet Yıldız'ın arıyor diye bir proje başlattık ve 18-25 yaş arası gençleri aldık. 2 yıldır alıyoruz. İlk yılda zannediyorum 370'e yakın insan geldi. Bu sene 330'a yakın insan geldi. Bilabedel bu insanları yarıştırıyoruz ve işlerinden iyi 12 taneyi seçip kurtlar sofrasına atıyoruz diyelim yani. Dolayısıyla yani bu bakımdan çok önemli şeyler. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Benim gençliğimde eğer 18-25 yaş arası böyle bir proje yapmış olsaydı ben %100 18 yaşında onu kazanmıştım. Hatta 17 yaşında kazanmıştım çünkü kazanma ihtimalim vardı. Kazanmıştım ve 10 yıl erken başlamıştım spora. Ama bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu maalesef. Yani daha farklı bir durum vardı orada. Dolayısıyla gençler için çok güzel bir proje var ellerinde. Kendilerine güveniyorlarsa Tosvet Yıldız'ın arıyor'ya katılsınlar. Başarılıysalar zaten biz onları nereye taşımamız gerektiğini biliyoruz. İzleyenler, şimdi yanımızda Fiat takımının pilotu Hasan Tansu var. Merhaba, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Güzel bir yarış var, aynen. Ona hazırlanıyorsunuz. Aynen. Neler düşünüyorsunuz? Valla benim ilk rally deneyimim bu. Ben pistçiydim önceden, pistte yarışıyordum.
Bu çok farklı bir şey. Yani coğrafyayı öğrenip coğrafyaya göre gitmek diye bir olay var burada ve yol notuyla gidiyorsunuz. Kopilotunuz size söylüyor. Benim de alışık olmadığım bir şey. 2-3 hafta önceki İzmir yarışı gayet iyi geçti. Şimdi de heyecanlıyız. Bekliyoruz. Peki ben biraz da rally sporuyla ilgili sorular sormak istiyorum. Tabii izleyen seyircilerimiz merak ediyordur. Rally'nin ana hatlarını, belli başlı kurallarını bize kısa bahseder misiniz? Rally'de yani 100 kilometre, 150 kilometrelik bir yarış aslında. Bunu etaplara bölüyorsunuz ve bu etapları en hızlı geçen şampiyon oluyor. Kurallar yani öyle yani. Yani organizasyon öyle gidiyor. Sevgili izleyenler, şimdi FIAT'tan bir diğer pilot Buğra Kılıç'la birlikteyiz. Buğra Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Şu an tüm Bursa'da bir rally heyecanı var. Siz de birazdan yarışa çıkacaksınız. Neler düşünüyorsunuz? Evet, Bursa etapları biraz tehlikeli etaplar. O yüzden biraz dikkatli gideceğiz bu yarış. Bitirmeye odaklı olacağız. Geçen yarışı 3. bitirmiştik. Bu yarışta da yerimizi korumak isteyip podyum yapmak istiyoruz. Onun dışında Bursa çok güzel bir şehirmiş. Ben ilk defa yarışacağım burada. Heyecanlıyız. Peki neden rally sporu? Yani siz kaç yaşınızda başladınız? Rally'ye ben bu sene başladım aslında. Daha yenisiniz. Evet. Geçen sene federasyonumuzun yaptığı Tosret Yıldız'ın Arıyor projesiyle başlamıştım motor sporlarına. Sonra bu sene işte geçen senenin heyecanıyla bayağı da memnun kalınca bu sene fiyatla beraber yarışmaya başladım. Peki rally sporuna başlamanızın sebebi neydi? Çocukluk hayalimdi benim rally. Onu gerçekleştirmiş oldum. Çok mutluyum o yüzden. Peki sizce bu sporun avantajları ve dezavantajları neler? Dezavantajları çok yoruluyoruz. İnanın arabanın içi etaplar arası 50 dereceye kadar çıkıyor ve klimamız yok. Avantajları ise yani çok büyük bir stres atıyoruz ve iş hayatının stresinden kurtulmuş oluyoruz biraz. Az önce de dediğiniz gibi malum yaz aylarındayız, çok sıcak. Ya bununla peki nasıl baş ediyorsunuz? Bununla baş edemiyoruz. Bu çok zorluyor bizi. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ekipmanlar. Yani kıyafetleriniz şu an üzerinizde de görmüş olduğum gibi gerçekten çok aslında ilginç ve güzel gözüküyor. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ekipmanlarımızın içliklerimiz mesela bunlar yanmaz içlik olarak geçiyor ve giyilmesi zorunlu. Tulumumuz, ayakkabılarımız, her şey bu spor için özel olarak hazırlanmış şeyler ve bu sporu yapmak için bunların hepsine sahip olmanız gerekiyor. Peki yine yaz aylarında da biraz zor oluyordur bu kıyafetlerle durmak. Evet, birazcık sıcak olabiliyor bazen. Peki maddi olarak bunlar aslında teker teker hani pahalı ürünler mi? Maddi olarak pahalı ürünler bunlar. Ancak sponsorlarım var benim. Sponsorlarım yardımcı oluyorlar. Rally şimdi biraz da tehlikeli bir spor. Evet. Yani çok adrenalinli olduğu gibi tehlikeli de bir spor. Yani ben mesela merak ederim yani hiç araç içinde korktuğunuz zamanlar olmuyor mu? Araç içinde korkmuyoruz çünkü aracımız çok güvenli. Yani biz bir kaza yaptığımız takdirde yaralanmayacağımıza eminiz. Aracımızın içinde çekebilirsiniz zaten. Bir roll cage dediğimiz bir kafesi var. Yani hayat kafesi gibi bir yer. Hani orası kaza yaptığımızda da hiç ezilme veya farklı bir şey olmuyor. O sebepten güvenli bir spor rally. Rally sporu bir bakıma da çok tehlikeli bir spor ve bu anlamda da güvenlik önlemleri bir kez daha gündeme geliyor. Biz de bunları merak ettik. Şimdi bize 2014-2017 Türkiye Tırmanma Şampiyonu Engin Afaydın bunlar hakkında bilgi verecek. Kendisine hemen soralım. Öncelikle merhaba, nasılsınız? Merhaba.
Teşekkürler. Yeşil Bursa Rallisi'nde yine beraberiz. Evet, gerçekten hem Türkiye hem de Bursa adına çok güzel bir organizasyon olacak. Biz de bu anlamda hem rally sporundan biraz bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz hani tehlikeli bir spor olduğu için güvenlik önlemleri aslında çok önemli ve hayati bir anlam taşıyor. Bu anlamda bize hem araçtan biraz bilgi hem de güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Evet. Tabii ki. Güvenlik bu sporun en önemli parametresi. Olmazsa olmaz. Yani otomobiliniz çok güçlü olmayabilir, frenleriniz çok iyi tutmayabilir ama güvenlik kesinlikle taviz verilemeyecek bir durum. Çeşitli güvenlik önlemleri var. Yani elektronik açıdan var, mekanik açıdan var. Dıştan başlayalım isterseniz. Araçlarda öncelikle ani bir kaza durumunda pilotun reaksiyon veremeyecek durumda olması durumunda elektriğin kesilmesi için dışarıdan bir elektrik şalterimiz var. Dışarıdan müdahale edilerek buradaki şalteri çekerek aracın içerisindeki bütün elektrik sistemi devre dışı bırakabiliyoruz. Bunun yanında olası bir yangın durumunda yine içeriden şayet pilotlar ya da kopilot baygınsa ve müdahale edemiyorsa dışarıdan emergency şalterimize bastığımızda otomatik yangın söndürücü sistemleri aracın içerisinde aktif oluyor. Bunların haricinde yine aracın dışında hani kaput mandalı dediğimiz aracın zıplama, hızlı şekilde yere konduğu durumlarda normal otomobillerin bu kaput kilitlerinin boşa çıkabileceği durumları engellemek için metal buradaki kaput mandallarımız var. Aracın dışındaki en temel güvenlik sistemleri bunlardan ibaret. Ağırlıklı olarak da pilot ve kopilotun hani cevap veremeyeceği, reaksiyon veremeyeceği durumlar üzerine kurulu. Bu senaryolar üzerinde çalışan şalterlerimiz var. İçeriye doğru geçelim isterseniz. İçeriye doğru geçelim ama ben şunu merak etmek istiyorum. Tabii. Şimdi anlattınız, bahsettiniz tehlike anlarını. Bunlardan bir tanesi hiç sizin başınıza geldi mi? Geldi. Yeşil Bursa Rallisi'nde, yine bir Yeşil Bursa Rallisi'nde yani asfalt seviyeden daha düşük bir seviye araç düştüğü için kapılarımızı açamadık. Yani 2-3 santim bir pay olmasına rağmen sağ ve sol taraftan da kapılar asfalt seviyesinin altında olduğu için açılamıyordu. Bu sebepten biraz zor da olsa dışarıdan da müdahaleyle elektriğimiz kesildi, cereyanımız kesildi. Full depo benzinimiz vardı, yakıtımız vardı. Olası bir yangın tehlikesinin önüne geçirmiş olundu. Çünkü yangın bu spordaki en korkulan durumlardan bir tanesi. Biraz sonra göreceğiniz takla barları sizi dıştaki darbelerden korurken ne yazık ki yangın noktasında çok çabuk müdahale edilmesi lazım ve kötü sonuçlar çıkabiliyor ne yazık ki. Peki şunu merak ediyorum. Tabii. O anda eyvah bir şey olacak, onu hissettiğiniz andaki o duygunuz nasıl oluyor? Şimdi kendinizi nasıl... Adrenalin olduğu için işin içinde biraz daha aslında sakin kalabiliyorsunuz ama neticede herkes gibi bizler de korkuyoruz tabii ki. Sonuçta bu bir anda bir kıvılcıma bakar, bir anda bir alevle bir yangın başlayabilir ve eğer ki orada kimse yoksa, çünkü ralliler doğanın içerisinde yapılan sporlar ve bir pist yarışı gibi sürekli sizin yanınızda bir ambulans, itfaiye ya da seyirci olmayabilir. Şanslıysanız ve orada insan varsa dıştan bir şekilde müdahale edilerek işler biraz daha kolaylaşabiliyor. O yüzden hani yalnızsanız korku seviyesi tabii ki biraz daha yükseliyor çünkü tek başınasınız. Yani buradan da şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani rally sporu aslında sporcuların hani o kadar tutkulu bir spor ki bütün bu tehlikelere rağmen ki bunların hiçbirini görmeyip yine devam edebiliyorsunuz. Tabii şimdi yani. Bazı sporlar rally, belki de bazı bireysel sporlar da bu şekildedir. Hani biraz daha riskli, biraz daha tehlikeli, aşırı motivasyonla yapılan sporlar. Rally de bunlardan bir tanesi bence. Aracımızın içine geçtiğinizde ilk başta gözünüze çarpan şey takla barı. Evet. Bu rally otomobilinin olmazsa olmazı. Belirli standartlarda çelik borulardan yapılan bir kafes bu. Normal otomobillerdeki en büyük ölümler ve yaralanmalar A ve B sütunu dediğimiz bu direklerin hasar görmesinden oluşur. Sizin kabin içerisindeki yaşam alanınız ortadan kalktığında işte boyun kırılmaları, vücuttaki deformasyonlarla yaralanmalar gerçekleşiyor. Bu kafesin temel görevi aracın yaşam alanına herhangi bir deformasyon gelmemesi. Bunun yanında yani hayati önem taşıyan bir şey. Tabii ki, çünkü buradaki saç aksam eğer ki aşağı eğilirse ve sizin yaşam alanınızı bloke ederse bahsettiğimiz boyun kırılmaları, kafatası çatlamaları vesaire gibi ölümcül durumlar gerçekleşebiliyor. Ve bunlar cadde otomobillerinde belirli orana kadar sağlam yapılabiliyor ne yazık ki. Fakat yarış otomobillerinde böyle bir durum söz konusu değil. Takla bar dediğimiz barlar bizi takladan, ağır darbelerin hepsinden korumakta. Bu barlar şaselere bağlı, aracın ana konstrüksiyonuna bağlı ve bunların hasar görmesi gerçekten çok 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 zor. Evet. Peki başka? Bu güvenlik sistemleri yarış koltuklara destekleniyor. Yarış koltukları hem sizin sabit bir noktada olmanızı sağlamakta hem de otomobilin bir parçasıymış gibi 4 ve 6 noktalı kemerlerle bu sistem birlikte çalışmakta.
Bu kemerleri bahsettiğimiz 4 noktadan ve 6 noktadan bağlanan kemerlerle koltuğa bağlanıyorsunuz ve koltuk da şurada gördüğünüz çelik ayaklarla aracın kasasına bağlandığı için siz aslında bu aracı kullanırken aracın bir parçası gibi oluyorsunuz. Bir cadde otomobilinde koltuktan kayma, düşme gibi durumlar bunlar da söz konusu değil. Bu araba takla atarken siz de onun sabit bir parçası gibi içinde dönersiniz. Ve bu da yaralanmaları minimuma indirger. Evet. Yine aracın içerisinde dıştaki elektrik sistemine benzer devre kesicilerimiz mevcut. Orta konsolda görebilirsiniz onları da. Bunlar da pilotun kendinde olduğu, kopilotun kendinde olduğu durumlarda ki genelde bu böyle olur. Hani bayılmalar çok sık gerçekleşen durumlar değil. İçeriden ilk başta kaza söz konusu olduğunda şalteri kapatırsınız. Aracın bütün elektrik sistemi devre dışı kalır. Ondan sonra da güvenli bir şekilde araçtan tahliye olmaya çalışırsınız. Evet. Yani güvenlik prosedürümüz bu şekilde çalışıyor. Peki bir şey merak etmek istiyorum. Gerçi ben hangi pilotla konuşsam, hani bu soruyu hep soruyorum. Yaz aylarında biliyorsunuz ki çok sıcak. Yarışmak, arabanın içinde olmak çok evet, zor evet, oluyor. Çok kötü. Bunu önleyebilmek adına bir sistem var mı araçta? Şimdi bazı araçlarda, bu araçta mevcut olduğu gibi üstünde bir hava girişi mevcut. Buradan içeriye dışarıdan temiz hava sevkiyatı yapılıyor diyeyim. O kadar. O kadar. Onun dışında araçlardaki tabii ki klima sistemleri sökülmüş durumda. Ayrıca camları açmamız yasak. Ve yanmaz içlikler ve yanmaz tulumlar giyiyoruz. Ve işin kötüsü bu otomobillerin ısı yalıtım malzemeleri de sökülmüş durumda. O yüzden bütün motorun, şanzımanın sıcaklığı dışarının sıcaklığıyla, işte tulumla, kaskla, içlikle birleşip sıcak havalarda aracın içinin 50-55 derecelere kadar çıktığı durumlar söz konusu oluyor. Uzun rallilerde, mesela Yeşilbursa bunlardan bir tanesidir aslında. Şu an gerçi hava çok çok sıcak değil ama olduğu zamanlar da oldu önceki yıllarda. Yani araba içerisinde 50-55 derece sıcaklıklar söz konusu olabiliyor ve gerçekten düşünüldüğünden biraz daha zor. Peki ben şurada bir detay gördüm. Burada da tabii yine pilotun adı yazıyor değil mi? Evet, yarışta bir şu an bu yarışan bir araç olmadığı için kapı numaraları üzerinde yok. Her aracın bir kapı numarası olur ve tanıtıcı pilotun ulusunu ve ismini tanıtıcı yazılır olur üzerinde. Bunların tabii yani hem yarış organizatörlerinin yarışı rahatça akışını sağlayabilmesi için hem de olası bir kaza anında bunun hangi yarışçı, hangi isimle, kimdir, nedir daha kolay tespit için yapılan bir durum. O zaman aslında araçtaki bütün her şey hani hem içinde hem dışında bir bakıma da güvenlik önlemli olarak yapılıyor diyebiliriz değil mi? Ya tabii şimdi bu iş içinde bir miktar çılgınlık ya da cesaret barındırırsa da sonuçta kesinlikle hayatı tehdit etmeyen bir noktada olması gerekiyor ki spor anlamı kazansın. Evet. Sonuçta bu spor aktivitesi ise en başta bunu güvenlik önlemi altına almak durumundayız. Yarışların hepsinde etap startında, etap finişinde itfaiye, ambulans, doktor hazır bekler. Olası bir kaza durumunda eğer ki müdahale gerekiyorsa çok kısa sürede hemen müdahale yapılır. Yani yarışanlar da aslında bir nevi bu işin tehlikesini ve riskini bilincinde olarak bu işi yapar. Yani ne kadar içinde cesaret ve çılgınlık bir miktar gerektirse de yine de sağduyu elden tabii çoğu zaman bırakmamak lazım. Sonuçta tehlikeli bir spor olduğu çok açık. Peki çok teşekkürler Engin Bey. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, gördük ki, öğrendik ki rally sporu aslında sadece yarışların yapılıp etapların tamamlanması değilmiş. Tabii bunun arkasında birçok detay, birçok ayrıntı varmış. Hayati önlem taşıyan güvenlik önlemlerinin de süreçleri tabii ki de bayağı zorlu bir süreçler bunlar. Bunları sizlere aktardık. Rally heyecanımız, rally maratonumuz devam ediyor. Aslında arka planda tabii çok iyi bir servis verebilmek için çok hazırlıklı gelmek lazım. Yarış burada kazanılmaz. Yani burada yapacağınız operasyonlarla yarışla ilgili üst pozisyonlarda bitirmeniz çok zor. O yüzden yarış garajda kazanılır ve buraya gelirken yaptığınız bütün operasyonlarla bunu sağlayabilirsiniz. Biz tabii Tofaş Arge ile birlikte bu otomobillerin hazırlık aşamasında fabrikanın içinde hazırlıyoruz. Ve orada çok büyük bir know-how olduğu için çok bizim açımızdan çok hazırlanması kolay demeyelim ama çok organize şekilde hazırlanıyoruz. Peki başka genel olarak söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz rally sporu ile ilgili bir mesaj var mı? Rally sporu ile ilgili tabii yani bizim tarafımızdan vermek lazım. Bizim tarafımızdan
felsefemiz otomobil sporlarını Altan Bey'in de söylediği gibi tabana yaymak ve genç pilot ve kopilot arkadaşlarımızı yetiştirmek. Asıl amacımız bu. Bu yüzden de birkaç aktiviteyi birlikte yapıyoruz. Şehir şehir geziyoruz. Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesi yapıyoruz. Hem müşterilerimizi hem otomobil tutkunlarını bindiriyoruz otomobile. 21 tane yaptık işte son bir senede. Yaklaşık 2700 hiç yarış otomobiline binmemiş hem müşteri hem motorsporları tutkunluğu otomobille buluşturduk. Bu aktivitelerimize devam ettikçe otomobil sporunun yaygınlaşması ve gelişmesi konusunda üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Peki, çok teşekkürler sizlere. Çok sağ olun. Rally sporuna kaç yaşında başladınız? Rally'ye 21 yaşında başlamıştım, evet. Sizi peki bu spora başlatan neydi? Çok seviyordum otomobilleri. Bir yerinde bu işin içinde olmak istedim. Rally daha benlik bir branştı. Bir ufak bir otomobil kiralayıp kendimi denedim. İyi olduğumu görünce de üstüne gittim bu işin. Öyle oldu. Peki bu rally sporundaki tehlike sizi korkutmadı mı hiç? Yok, hiç korkutmadı. İşin o kısmını düşünmüyoruz. Şunu da öğrenmek istiyorum. Tabii dediğim gibi çok tehlikeli bir açıdan. Araçları günlük hayatta da kullanılıyor mu? Yarış otomobilleri sadece yarışlarda kullanılıyor. Biz trafikte normal araçlar kullanıyoruz. Onları da olabildiğince sakin ve kurallara uyarak kullanmaya çalışıyoruz. Öyle. Peki, şimdi tabii bu yarışlarda çok hızlısınız. Normal hayatınızda da trafikte böyle misiniz? Yoksa bu tehlikeleri bildiğiniz için daha mı tedbirli yaklaşıyorsunuz? Biz tabii çok güvenli otomobiller olduğu için, içinde takla kafesleri olduğu için bu otomobillerle bu süratleri çıkarken kendimizi güvende hissediyoruz. Normal bir yol otomobilinde çok tehlikeli olduğunu, trafikte süratli gitmenin ve kaza sonucunda neler olabileceğini bilincindeyiz. O yüzden trafikte çok çok dikkatli ve yavaş kullanırız genel olarak. Peki daha önce kaza yaptınız mı? Yok, yapmadım hiç. Ortalama peki hız nedir, yani kaç kilometreye kadar çıkabiliyorsun? Rally'de içeride duruma bağlı olarak 200 ile 80 kilometre arasında gibi genel olarak sürat. Peki buradan seyircilerimize, rally sporunu sevenlere, gençlere, çocuklara söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii ki gençleri, trafikte sürat yapan gençleri özellikle pistlere, parkurlara davet etmek isteriz. Bunun dışında da seven arkadaşlarımız hepsi bizim yanımıza davet edilir, gelebilirler, bizimle konuşabilirler. Biz onları olabildiğince doğru şekilde bu işe girmeleri için yönlendiririz. Kaç yıldır yarışıyorsunuz? Rally'de 3. senem, 2. yarış sezonum. İlk sezonumda sıfır araç, önce araç olarak başlamıştım. Bundan 2 veya 3 yıl önce de karting ve Volkikar'la kariyerime başladım. Nasıl buluyorsunuz yarışları? Hızlı etaplar, yani uzun asfalt düzlükler, dolambaçlı yerlerde mıcırlar var, o yüzden dikkat gerektiriyor biraz. Dediğim gibi yani araçların maksimumunu zorlayacak sıcak asfalt etaplar. Peki size şunu sorayım, rally sporunun Türkiye'de ilgisi nasıl? Yani Türkiye'nin rally sporuna olan ilgisi nasıl? Dürüstçe konuşmak gerekirse her zaman daha iyi olabilir, ilgi her zaman daha artabilir. Türkiye'de bu kadar aslında otomobil seven insan varken bu sporda daha fazla halkın ilgisi olmasını beklerim. Özellikle önümüzdeki Marmaris Rally Dünya Rally Şampiyonası olacağı için bu farkındalığa katkıda bulunacağını düşünüyorum. Umarım olur. Peki bu Marmaris Rally'si, rally'nin Türkiye'deki gelişimi için önemli bir etken olacak değil mi? Kesinlikle. Yani benim düşüncem o yönde. Çok büyük bir organizasyon, çok lansmanı olmuş, çok reklamı yapılacak bir organizasyon olacak. Bu sporun yani yeryüzündeki en son noktası, en iyi pilotları, en güçlü araçlar hepsi Marmaris. Yanlış bilmiyorsam 2018'inde en geniş kapsamlı organizasyon olacak galiba değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle öyle olacak. En son 2008'de Dünya Rally Şampiyonası Türkiye'ye gelmişti ve yani 8 yıl sonra böyle bir organizasyon olacakken eminim ki federasyon organizasyon konusunda ekstremlere gidecektir. Peki rally sporunun ülkemizde, Türkiye'de gelişmesi için sizce neler yapılmalı? Aslında bu konuda çok doğru adımlar atılıyor son zamanlarda. Bir kere farkındalık arttırılmalı. Bu sporun
seyircileri, reklamları, lansmanı kesinlikle daha fazla artmalı. Genç sporcular işin içine daha fazla katılmalı. Kadın sporcular bu işin içine daha fazla katılmalı. Dediğim gibi bu konuda doğru adımlar atılıyor aslında. Toz ve Yıldız'ın arıyor gibi organizasyonlar çok doğru adımlar bu konuda. Bu rotada devam edilmeli. Dediğim gibi farkındalık arttırılmalı başlıca olarak. Son olarak bir şey soracağım. Rally'nin sizin hayatınızdaki yeri ve önemi nedir? Ve de buradan genç sporculara, bu sporu yapmak isteyenlere ne mesaj verirsiniz? Rally'nin benim hayatımdaki yeri, yani artık tutkum haline gelmiş vaziyette rally benim için. Ve gerçekten aslında rally'den rally'ye değişik bir heyecanla yaşıyorum. Hani hayatımdaki her şeyden ayrı bir vaziyette bu spor benim için paramount bir öneme sahip. Genç sporculara da tavsiye vermek istediğim, bu sporun içine bir şekilde kendilerini katmaları, gerekse organizasyonlarla, gerekse çok ücret harcamadan co-pilot olarak başlayarak, farkındalık arttırılarak, en sonunda bir şekilde bu merdiven tırmanılarak, belki pilotla, belki organizasyonlar sonucunda, ödüller sonucunda, bir şekilde bu sporun içine girmeleri, bu camiayı büyütmeleri ve bu isimlerini ortaya çıkarmaları, kendilerini ortaya çıkarmaları. Bir eğitim aldık yani. Bu rally pilotu olmak için belli başlı bir eğitimler var değil mi? Eğitimler var tabii ki bu konuda. Güvenli sürüş eğitimleri, ileri sürüş eğitimleri alınması kesinlikle önemli ve tavsiye ederim. Yani almadan giren de oluyor ama böyle bir sporun içine girecekken kesinlikle eğitimi şart diyorum ben. Yani ehliyeti olan, bu sporu seven, kendisine güvenen her birey belli başlı eğitimlerden geçip rally pilotu olabilir. Bunu son olarak söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle, aynen öyle. Yanımızda kadın co-pilotumuz Nehir Yılmaz var. Nehir Hanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Biraz heyecanlı, biraz yorgunum. Kadın pilot olarak sizi gördüm. Çok ilgimi çektiniz, dikkatimi çektiniz. O yüzden sizinle röportaj yapmak istedim. Teşekkür ederim. İlk önce co-pilotluk hakkında bilgi alabilir miyim sizden? Şimdi co-pilotluk işin aslında en zor kısmı. Çünkü normalde aslında direksiyonda değiliz fakat onun dışındaki bütün işleri biz yapıyoruz. Yani pilot sadece otomobili kullanıyor ama bunun dışında yapılan çok şey var. Resmi evrak işleri var. Onun dışında otomobilin içindeki ekipmanın takibi var ve en önemlisi biz not okuyoruz. Not okumak demek de yarıştan önce resmi bir antrenman yapıyoruz ve yol güzergahındaki tüm yarışacağımız güzergahtaki tüm virajları, tepeleri, tüm sekleri not alıyoruz biz. Yarış esnasında da pilotun hızlı gidebilmesi için o viraja gelmeden önce biz söylüyoruz ki o görmediği yolda hızlı gidebilsin diye. Tabi bu da zor bir şey, yani senkronu tutturmak, bu hem yola bakıp hem işte orada sakin kalabilmek zor ama çok keyifli. Bir nevi şöyle diyebiliriz, co-pilotlar bir bakıma pilotların yardımcıları, yol göstericileri oluyor diyebiliriz değil mi? Evet, aslında şöyle, öyle söylemekten ziyade biz iki farklı iş yapıyoruz. Yani biz birbirini tamamlayan bir ekibiz. Benim yaptığım işle pilotun yaptığı iş bambaşka. Ama biz co-pilotlar olarak pilotun hızlı gidebilmesini sağlıyoruz. Peki kadın sporcuların rally'ye olan ilgisi nasıl sizce? Ya evet, sayımız çok az. Yani her yıl daha da azalıyor. Ben 18 yıldır yarışıyorum ve bu sene, yani en az bu sene oldu. Şu an kadın pilotumuz yok. Her yıl birkaç tane olurdu ama bu sene yok. Sadece kadın co-pilot varız. O da 5 kişiyiz sanıyorum şu anda komple yarışta. Bu üzücü. Yani hani tabii Türkiye'de motor sporları biraz daha böyle daha az ilgi görüyor nedense. Tabii biraz zor bir spor. Ama yani hani bayanların da ilgisi varsa, kadınların da ilgisi varsa bu konuya, yani üstüne gitmelerini öneririm ben. Yani çok keyif alıyoruz ve bir hani erkek egemen bir spor ama biz de var olabiliyoruz burada. Bu yüzden şanslarını denesinler yani insanlar. Peki çevrenizden aldığınız tepkiler nasıl bir kadın olarak bu sporla uğraştığınız için? Yani tabii ki yakın çevrem buna alıştı ama hani yeni tanıştığın insanlar için bu böyle çok, yani nasıl yaparsın, neden yapıyorsun, otomobilin içinde korkmuyor musun gibi tepkiler alıyorum. Ama onun dışında herkesin ilgisini çekiyor. Yani oturup konuştuğunuz zaman herkes otomobil seviyor, herkes otomobil sporunu seviyor ama otomobil sporunun içinde böyle çok fazla bayan yok şu an. Şimdilik. İnşallah daha sonra olacak.
yanımızda drift branşından Örge Pamukçu var. Örge Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bize bu drift branşından biraz bilgi verir misiniz? Tam olarak drift nedir? Drift, kontrolsüzlüğün kontrolüdür. Araba kaydırma sanatıdır. Arabayı kontrolünü bozduktan sonra o düzeni, kontrolü sürekli tutarak bütün pisti arabayı belirli bir açı ve belirli bir hızla bitirmek. Amacımız bu. Peki çok heyecanlı, yani çok adrenalin evet. Yüksek bir branş aslında bu. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Yani kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hiç korkmuyor musunuz? Korku yok, zaten sevdiğimiz için yapıyoruz. Drift çok yeni bir branş, yani tüm dünyada çok büyük bir geçmişi yok yani pist yarışları ya da rally gibi. Ama tüm dünyada çok hızlı yükselen bir branş. Çünkü seyircinin istediğini en çok veren motor sporu. Seyirci görüntü istiyor, gösteri istiyor, duman istiyor, lastik sesi istiyor. Bunların hepsi drift'te mevcut. Bu yüzden görüyorsunuz etrafınızı, bayağı bir seyirci kitlesini çekmeyi başardık yine. Peki bu görsel şov olarak da seyircilerin drift'e ilgisi aslında çok büyük. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Seyirciler drift'i çok seviyor ama drift'i ne yazık ki medya, burada ben belirtmek istiyorum, çok yanlış değerlendiriyor. Dışarıda herhangi bir şekilde arabasının el frenini çeken veya yanlayan herhangi bir şeyi yine drift yaptı, kötü bir şey yaptı diye duyuruyorlar. Drift bir spordur ve sadece pistlerde yapılır. Dışarıda yapılan herhangi bir şey drift değildir. Onlar tamamen o arkadaşların sorumsuz davranışlarıdır. Bu yüzden özellikle medyadan, sizden bu konuda destek bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, aslında programımızın en heyecanlı ve en adrenalini yüksek kısmına geldik. Çünkü ben de birazdan Örge Bey'in yanına bineceğim ve birlikte drift yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı ve çok adrenalinli bir program oldu bu hafta Spor Ekstra. Gerçekten o heyecanı, o adrenalini sizlere bir nebze olsa aktarabildiysek ne mutlu bize. Rally sporunu ele aldık. Rally sporunun ince ayrıntıları sizlere aktardık. Sporcularla, yetkili isimlerle önemli güzel sohbetlerimiz oldu. Eminim kafanızda rally ile ilgili tüm soru işaretlerini yanıtlandırmışızdır. Spor Ekstra haftaya farklı bir spor branşıyla yeniden olay ekranlarında olacak.